Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Warhammer 40K lore'una gireceğiz. Yani evrenin genel hatlarıyla size anlatacağım. Bu videoyu çok izlenmeyeceğini biliyorum. Türkçe içerik zaten Warhammer konusunda az, fanlar da az. Ama hani arkadaşlarınız size Warhammer nedir falan diye sorduğunda direkt onlara atabileceğiniz bir link olsun. Direkt onlara anlatmaya çalışmak yerine gönderebileceğiniz bir video olsun diye anlatıyorum ve video başlasın. Arkadaşlar Warhammer 40K lore'unda bizim bu lore'u izlediğimiz, gördüğümüz ve bildiğimiz bir uygarlık var. Yani bunu şöyle düşünebilirseniz, Yüzüklerin Efendisi'nde gelişen olayları biz elflerin gözünden görüyoruz. Hani onu yazan Tolkien'in tuttuğu taraf, evrenin anlattığı taraf elfler ve hemen hemen her olayın içinde bir elf var veya elflerin kulağına giden, elflerin bildiği olayları biz sadece bilebiliyoruz. Aynı olay Warhammer 40K evrenin içinde geçerli. Biz Warhammer 40K evreninde insanlığın bildiği bilgileri biliyoruz. Yani insan imparatorluğunun bilmediği şeyleri bilmiyoruz. Hatta insan imparatorluğunun çelişkili olduğu, arşivlerinde çelişki olan bilgiler biz Warhammer fanları için de çelişkili. Örneğin bazı olayların tarihleri veya bazı karakterler hakkındaki bilgiler de çelişkili olabiliyor. Bunun sebebi insan imparatorluğunun çok büyük olması ve bir ucundaki kaynakla başka bir ucundaki kaynağın bazen farklılık gösterebiliyor olması, ama genelde %90 bu kaynaklar birbirine uyar. Arkadaşlar, hani dedik ya, her şeyi insan imparatorluğunun gözünden görüyoruz. İnsan imparatorluğu nedir diye soracak olursanız, insan imparatorluğu Warhammer 40K diyoruz ya, 40 bininci yıl oluyor. Yani 40 bin yıl milattan sonra 30 bin yılında imparator tarafından kurulmuş galaksi çapında bir devlet veya bir sistem birlikteliği gibi düşünebilirsiniz. 1 milyon güneş sistemine yayılmış. Bakın, dünya değil, güneş sistemine yayılmış. İnsanlığın korunması, himayesi için kurulmuş bir devlet. Yani teoride bu böyle. Bu devletin kuruluşunu anlamamız için öncelikle imparatoru anlamamız gerekiyor. Çünkü imparator, yani insanlığın imparatoru, hem imparatorluk öncesi hem milattan önce, yani tüm insanlığın kaderinde belirleyici bir rolü var. Çünkü tarih boyunca kendisini bir yarı tanrı gibi düşünebilirsiniz. İnsanlığın babalığını yapmış bir karakter ve insanlığı. Şimdi diyeceksiniz, kim bu imparator? Arkadaşlar, insanlığın antik çağlarında insanlığın büyük şamanları, büyük büyücüleri, artık kahinleri, adını ne koyarsanız, psişikleri toplanıyorlar ve diyorlar ki insanlığın korumaya ihtiyacı var ve biz ayrı ayrı bunu başaramayız. Bir bedende reenkarne olup insanlığa bir koruyucu vekil yaratmamız lazım ve intihar ediyorlar. Bu tam olarak sayıları bilinmiyor. 6 diyen var, 12 diyen var. Şaman intihar ediyor ve anne karnındaki bir çocuğun bedenine giriyorlar. Bu imparator dediğimiz kişi. İmparator insanlık namına en iyi, en cesur, en dürüst, en merhametli, yani iyi olan ne varsa onun uç noktası imparator oluyor ve imparator insanlığı uzay çağına kadar koruyor. Nasıl koruyor? İşte bazen bir bilim adamı oluyor, bazen bir general oluyor, bazen bir devlet adamı oluyor ve insanlığı hep ileriye götürmek için insanlığın koruyucu babalığını, onun böyle perde arkasından koruyucu eli olarak yaşamını sürdürüyor. Normalde insanlığa direkt müdahale etme veya işte insanlığın tanrı imparator olma gibi bir planı yok imparatorun. İmparator insanlığın kendi aklını kullanmasını ve hiçbir tanrıya tapmamasını, ateist ve akılcı bir uygarlık olmasını istiyor ve hani bu belli bir sürede böyle devam ediyor. İnsanlık uzay çağına geliyor ve milyonlarca gezegene yayılıyor. Ama bu gezegenlere yayılma sırasında arkadaşlar, Warhammer evreninin gerçekçiliği ve hardcore'luğunu buradan anlayabilirsiniz. Star Wars'taki gibi toz pembe bir ışık hızında seyahat diye bir şey yok arkadaşlar. Evren ışık hızıyla seyahat edebileceğinizden çok daha büyük. Yani buradan güneşe bile bir ışık 8 dakikada gidiyor. Veya güneşin ışığı bize 8 dakikada geliyor. Evren bazına vurulduğunda ışık hızında bir yerden bir yere varmanız çok yavaş. Karınca hızında gitmek gibi kalıyor. Ve insanlık burada warp denilen bir tekniği kullanıyor. Warp dalışları yapıyor. Bu nedir arkadaşlar? Bir maddesel evren var. Bir de maddesel evreni yutmaya çalışan, içinde karanlık tanrıların olduğu ve bu maddesel evreni yutmaya çalışan maddesiz evreni, yani immaterium'un olduğu yere warp deniyor ve insanlık galaksinin bir ucundan diğerine gitmek için warp'a dalışlar yaparak yolu kısaltıyor uzay gemileriyle. Ve bu warp'a dalışlar hem can güvenliği hem de o tanrıların hizmetine girme konusunda sıkıntılı bir yolculuk, ama insanlığın, hatta diğer birçok ırkın da, uzaylı ırkın da başka bir çaresi yok ve bu sürekli warp kısaltmalarını kullanıyorlar. Warp kestirme yollarını diyelim. Kullanıyorlar ve
burada insanlığın bir suçu yokken elflerin yaptığı sapkınlıklar sonucunda Warp'ta yeni bir tanrı meydana geliyor. Tanrı veya yaratık işte imparatorluğun gözünden bakarsanız imparatorluk onları hiçbir zaman tanrı olarak kabul etmez. Bir tanrı meydana geliyor ve bu tanrının meydana gelmesi Warp seyahatlerini kapatıyor. Yani Warp dalgalanmalarına yol açıyor ve Warp seyahatleri kapanınca insan medeniyeti kendi üzerine çöküyor. Çünkü gezegenler arasında asker transferi, gezegenler arasında yiyecek, içecek, ticaret mallarının sevkiyatı hiçbir şey olmuyor. Ve gezegenler kendi diktatörlerinin boyunduruğu altına giriyor. İnsanlar acı çekiyor ve başka ırkların istilalarına uğruyorlar. Hatta yozlaşıyorlar ve kaos güçlerinin emri altına giriyorlar. Bu insanlığın en kötü zamanı oluyor arkadaşlar. Bu zamanda imparator kendi genetik askerleriyle ve çocuklarıyla uğraştığı Himalaya dağlarının altındaki sığınağından çıkıyor ve önce dünyada hakimiyet sağlıyor, dünyada savaşıyor. Daha sonra insanlığın teknoloji merkezi olan Mars'taki teknorahipleri ve teknoloji tarikatını himayesi altına alıyor. Güneş sisteminin ardından diğer komşu sistemler ve kendisi ve emrinin altındaki 20 tane oğlu tarafından Büyük Haçlı Seferi denilen seferler zinciri sırasında fethediliyor. İmparator ve 20 oğlu dedik. Bunlar bir kadından olma çocuklar değil arkadaşlar. Bunlar imparatorun bizzat genetik evlatları ve hepsi imparatorun bir özelliğini sivri şekilde taşıyor. Yani mesela bir tanesi psijik güçler ve büyü konusunda iyiyken diğeri organizasyon konusunda, diğeri savaş konusunda, diğeri liderlik konusunda üst düzey süper evlatlar bunlar ve hepsinin altında yine imparatorun genlerinden üretilmiş o meşhur Warhammer 40K evreninin her yerinde gördüğünüz uzay denizcileri, Space Marine'ler var ve Space Marine'lerden oluşan bir ordu var. Kendi uzay filoları var ve bunlar Büyük Haçlı Seferi'nde kendi otonom güçleriyle yani asker toplama, vergi toplama, insan toplama şeklinde galaksiye yayılıp özgür bir şekilde insan dünyalarını fethedip düşmanları kovalayıp insanlığı birleştiriyorlar. Ama burada beklenmedik olaylar oluyor. Çünkü kaos tanrılarının Big Game diye bir olayı var arkadaşlar. 4 tane kaos tanrısı var. Aslında 5 ama 4 tane. Bu kadarını hani bilseniz yeterli. 4 kaos tanrısının sürekli birbirlerine karşı güç mücadelesi ve savaşı söz konusu. Maddesiz evren ve madde evreninde. Lakin madde evreninde bir güç çok yükselirse o gücün ayağını çelmek için tüm kaos tanrıları birleşiyorlar. Ve karanlık güçlerini bunun için seferber ediyorlar. İmparatorun 20 tane oğlu var demiştim ve 20 oğlundan 10 tanesinin aklı çeliniyor. Bunların başında Horus var. Bu yüzden Horus herezi yani Horus sapkınlığı diye bu tarih kaynaklarına geçiyor. Horus herezi döneminde imparatorun 10 oğlu ve onların evrindeki 10 ordu, 10 uzay filosu ve onlara yardımcılık eden kaos tanrılarının iblisleri insan imparatorluğuna saldırıyorlar ve insan imparatorluğunun en kötü dönemi yaşanıyor. İç savaş başlıyor insanlar arasında. Kaosun hizmetindeki insanlar ve insanlığın hizmetindeki insanlar olarak ve savaş Terra'ya yani dünyamıza, ana gezegenimize kadar geliyor. Aslında kaos güçlerinin Terra'yı fethedecek bir gücü yok yani. İmparatorluk ordularını toparladığında kaos güçlerini fethedebilir ama bu ani bir baskın ve hızla dünyayı ele geçirmeye başlıyorlar. Peki imparator bu sırada ne yapıyor diyorsanız arkadaşlar imparator kaos tanrılarıyla psişik yani nasıl desem bir nevi Star Wars'taki Force gibi altın tahtından bir mücadele veriyor sürekli ki onlar portallar açıp iblisleriyle her yeri işgal edemesinler diye. İmparatorun bu mücadelesi sürerken kaos güçleri Terra'da büyük yıkımlara sebep oluyor ve Terra'nın altını üstüne getiriyorlar. Bu savaşın aslında yani insanlığın iç savaşının son hamlesi, kaos tarafından yapılan son büyük hamlesi. İmparator şu an detaylara çok girmiyorum. Bu insanlara atabileceğiniz bir video olsun istiyorum evrene girmeleri açısından. Çok sevdiği yardımcısına bu psişik savaşı devrederek, birkaç saatliğine devrederek kaos güçlerinin başındaki Horus'la yani en büyük oğluyla savaşmaya ve bu savaşı kökten bitirmeye gidiyor. Kendi gemisine bazı özel askerlerini de alıp Horus'un gemisine bordalama yapıyor. Yani geminin içine sızıyor ve birkaç koldan giriyorlar. Savaşarak Horus'un köşküne kadar gidiyorlar. Yani kaptan köşküne kadar gidiyorlar. Horus burada
İlk önce Lemanras kardeşini öldürüyor. Burada imparatorluğun kaynakları farklılık gösteriyor demiştim. Bir kaynakta burada kardeşinin Horus'un zırhında bir gedik açtığı söyleniyor. Birinci versiyon bu. Daha sonra imparator geliyor ve Horus'la dövüşmeye başlıyorlar. İmparator istese Horus'u sadece parmağını ışıklatarak bile hem madde evreninden hem maddesiz evrenden silebilecek güçte birisi. Yani Horus'un imparatorla dövüşmesi gibi bir durum sadece imparator izin verdiği için olabilir. İmparatorun burada Horus'u direkt öldürmemesini veya yok etmemesinin sebebi Horus'u sürekli geri çevirmeye, sapkınlıktan geri döndürmeye çalışıyor. Ama Horus burada çok iyi aldanmış bir şekilde ve kendisini kaos tanrılarının da efendisi ve kaosun tek lideri olarak görüyor. Ama imparator ona bir türlü kaos tanrılarının kimseyi kendilerine efendi edinmeyeceklerini, herkesi kendilerine köle etmek istediğini ve onlarla Horus daha var olmadan bile milyonlarca yıldır savaştığını ve onları tanıdığını söylüyor. Ama Horus dinlemiyor. İmparator ani bir hareket yapıyor ve imparatorun belini yani omurgasını kırıyor. Burada diğer versiyon yani Lemanras'ın Horus'un zırhında gedik açtığı versiyonun aksine bir diğer versiyonda da bir imparatorluk askeri kaptan köşkünün kapısını açıp içeriye giriyor ve Horus ona bakarken imparator bir anda Horus'un zırhındaki gedikten pisişik bir saldırı yapıyor ve Horus'u kaos tanrıları bir daha kullanamasın diye en sevdiği en büyük oğlunu hem madde evreninden hem de maddesiz evrenden siliyor. Horus'un ölmesiyle kaos güçleri dağılıyor ve Terra kurtuluyor. Kalan kaos güçleri gelen dost birlikler tarafından galaksinin terör gözü olarak tabir edilen bölgesine sürülüyorlar ve terör gözü olarak tabir edilen yer maddesiz evrenden maddesel evrenin birleştiği kısım oluyor. Oraya doğru sürülüyorlar. Kaos güçleri Terra'dan yani insanlığın baş gezegeninden, kutsal gezegenden sürüldükten sonra imparatorluğun sadık evlatları imparatorun durumunu düşünüyorlar ve imparatoru tedavi edemeyeceklerini anlıyorlar ve imparatorun insanlığı yönettiği o büyük altın tahtı imparatorun yani şu ana kadar 2022'de kaydediyorum bunu. Şu ana kadarki durumda böyle. Belki ileride dinleyenler için bir gelişme olur. İmparatorun ebedi hapishanesi haline geliyor. Yaşam destek ünitesi oluyor imparator için ve imparator altın tahtta yaşam destek ünitelerine bağlı bir şekilde bitkisel hayatta yaşıyor. İmparatorla hiç iletişim kurulamıyor neredeyse. İleride oğlu gelip bir kere iletişim kurmayı başaracak arada iletişim kurduğunu söyleyen pisişik insanlar var. İmparatorun yaşaması için her gün 1.000 tane pisişik insan feda ediliyor ve İmparatorun hala tahtındayken bile kaos tanrılarıyla pisişik olarak mücadeleye devam ettiği imparatorluğun resmi bilgiler arasında arkadaşlar. Yani imparator aslında bitkisel hayattayken bile insanlık için savaşmasını sürdürüyor diye biliniyor ama imparatordan bir geri dönüş alınamadığı için bunu gerçekten yapıyor mu yapmıyor mu belirsiz. İmparator öldükten sonra Galim'in imparatorun en iyi evlatlarından bir tanesi kendisi. Galim'in imparatorluğu güç bölüşümüne sevk ediyor. Terra'nın yüksek lordları denilen bir meclis kuruyor ve kendisi de yönetime doğrudan karışmıyor. Bu Terra'nın yüksek lordları ne diyecek olursanız arkadaşlar bu aslında kurumların insan imparatorluğunun içindeki kurumların temsilcilerinden oluşan ve temsilcilerin sık sık değiştiği bir yapı. Yani Astra Militorum yani insanlığın insan askerleri, seferber edilmiş insanlar, silahlandırılmış insanlardan oluşan Astra Militorum, bazen Space Marine'ler, insanlığın Engizisyonu, işte insanlık içinde büyük güç tutan kurumların hepsinin birer ikişer temsilcisi olduğu bir yüksek lordluk, bir yönetim kademesi 12 kişiden oluşuyor. Ve bu yönetim kademesi imparator öldükten sonra insanlığı bir arada tutabilmek için insanlığı bir baskı rejimi haline dönüştürüyorlar. Yani bir Kuzey Kore haline getiriyorlar. Teknolojiyi sadece Mars'ın teknorahipleri geliştirip yönetebiliyorlar. Onun dışında insanlıkta imparatora tapmak, imparatorun istemediği bir şekilde resmi din haline getiriliyor. Yani imparator tanrı ilan ediliyor ve insanlığın resmi dini bu oluyor. Engizisyon kuruluyor ve bu şeye uymayanlar, bu kurala uymayanlar gezegen bile olsalar cezalandırılıyorlar. Ve imparatorluk, insan imparatorluğu, imparatorun hiç istemediği bir şekilde cahillik, dincilik ve ırkçılık merkezi haline geliyor. Sürekli savaşlar, sürekli yıkımlar, sürekli kıyımlar meydana geliyor. İnsan İmparatorluğu bu
Samanyolu galaksisinin sonsuzluğunda onlarca farklı düşman ırkıyla, orklarla, elflerle, karanlık elflerle, daha doğrusu eldarilerle, nekronlarla, tavularla, kaos güçleriyle devamlı şekilde savaşıyor ve insan canının, insan kişiliğinin zerre kadar öneminin olmadığı karanlık bir evren haline geliyor burası insanlık için. Yani insan imparatorluğundan başka galakside insanların yaşayabileceği bir yer yok ama insan imparatorluğu da insanlar için bir hapishane gibi bir yer haline geliyor. Arkadaşlar Warhammer 40K'nın lore'u böyleydi. Warhammer 40K'nın günümüzdeki hali 40. ve 41. milenyum 13. Kara Haçlı Seferi'nde anlatmamı istiyorsanız videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.